Hayretten sonraki açıklamaları böyle. Şu metrobüs kazasının görüntülerini bir daha görelim. Ekrana gelecek şimdi. Kaza anının görüntülerini Demirören Haber Ajansı yayınladı. Sabah saatlerinde İstanbul Sefaköy'de, Küçükçekmece'de metrobüs kazası yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır olmak üzere 53 kişi de yaralandı bu kazada. Kaza anının görüntüleri bunlar. Şimdi bu ticari araç, ekranda gördüğünüz ticari araç boyama çalışması yapıyor yolda. Ve metrobüs şoförünün, yani bu sağa kırıp diğer metrobüse çarpan otobüsün sürücüsünün orada olmaması gerekiyor. Yapılan açıklamalar bu yönde, ilk değerlendirmeler bu yönde. Ve yanlış yolda olduğu gibi bu metrobüs sürücüsü aynı zamanda yol çalışması yapan bu ticari aracı da geç fark etmiş, geç görmüş, geç frene basmış. O kadar geç basmış ki aracın duramayacağını anlamış, ticari araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırmış ve gitmiş. İçinde çok sayıda yolcu bulunan diğer metrobüse çarpmış. Halbuki bakın, o ticari araçtaki iki kişi çarpmadan evvel o araçtan iniyorlar. Yani bunlar tabii elbette çok kısa zamanlarda, anda alınan kararlar. Fakat diğerine çarpmayı tercih etmiş metrobüs sürücüsü. Eğer ticari araca çarpmayı tercih etmeseydi, çünkü çarpışma kaçınılmaz görünüyor. Sonuç bu kadar vahim olmayabilirdi. Yani bir ölü, 53 yaralı gibi ağır bir bilanço ortaya çıkmayabilirdi. Tam ortasından, diğer metrobüse tam ortasından çarpmış, yolcuların bulunduğu yerden çarpmış, yolcuların ağırlıklı olarak bulunduğu yerden çarpmış. Farklı açıdan şimdi ekranda kazanın başka bir görüntüsünü görüyorsunuz. Evet, evet, başka bir açıdan. Evet. Metrobüs çok hızlı, yani çarpmış olmasına rağmen hala durmuyor. Kaza yapan metrobüs şoförünün kullandığı araç durmuyor ve devam ediyor. Evet, ticari araçtaki bir kişi. Bakın, onu buradan daha net görüyoruz. Çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu anlayınca hemen o ticari araçtan iniyor. Sadece o değil, sol taraftaki değil, sağ tarafta, yani iki kişi var o araçta. İkisi birden iniyorlar ve kaçıyorlar. İkisi de sağ yaralanmadan kurtuluyorlar bu kazadan ve sol taraftaki ticari, bakın sol taraftaki şu ekranda gördüğünüz tam o anda kaçıyor ve çarpışmadan da kurtuluyor. Bir kişi hayatını kaybetti bu kazada. 53 kişi de yaralandı. İkisinin durumu ağır. Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu kazaya ilişkin. Şoför hatası gibi görünüyor dedi. İlk anda detaylara bakacağını, inceleyeceğini söyledi Ekrem İmamoğlu. İki otobüsün şoförü gözaltında. İki denetim görevlisi gözaltında. Burada bir açık bir denetim problemi var. Çünkü bir çalışma yapılıyor metrobüs hattında. Ve yani kazayı yapan metrobüs şoförü, bu yola girdiğine göre, girmemesi gereken bu yola girdiğine göre ya da diğer aracı geç fark ettiğine göre ortada bir denetim problemi de var görünüyor. Aynı zamanda o sebeple denetim görevlileri de gözaltına alınmış. Elbette ifadeleri alınıyor şu anda. Bir soruşturma açılacaktır bu kazanın neden kaynaklandığına, kimin kusurlu olduğuna ilişkin tespitler yapılacaktır. Ve sonrasında da bakalım savcılık bu gözaltına alınanlar hakkında nasıl bir işlem yapacak? Mahkemeye sevk olacak mı, olmayacak mı? Birlikte bakıp göreceğiz. Ama gerçekten korkutucu bir kaza. Yani metrobüsler çok büyük araçlar ve çok sayıda yolcu taşıyorlar. Tam ortasından çarpmış olması, kaza yapan metrobüs şoförünün tam ortadan diğer otobüse çarpmış olması bilançonun ağır olmasına neden olmuş. 53 yaralı var. Bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan ikisinin durumu da ağır. Yani metrobüs otobüs şoförleri için trafikten uzakta, ne bileyim işte başka araçları geçmeniz gerekmiyor, sollamanız gerekmiyor. O yüzden güvenliğin yüksek olduğu bir hat burası. Yani tren yolu gibi adeta, fakat böyle bir kaza da gerçekleşebiliyor. Devam edelim. Sevim Küçük internet bağlantısıyla yayınımızda. Sevim Küçük Hatay Barosu avukatlarından ve